İki kişi birbirini sever de kavuşurlarsa mutluluk olur. Biri kaçar, öbürü kovalarsa aşk olur. İkisi de sever lakin birleşemezlerse işte o zaman efsane olur. İffet. Bırakın mutfak işini, sonra yaparsınız. Zerdan'ın odası boşalacak. Kendine şoför tutmuş Devran'ı. Devran, Zerdan'ın şoförü mü olmuş? Nasıl iştir bu? Orasını bilemem. Yani bildiğim o ki bütün gün Zerdan'ın dibinde geziyor. Nereye gitse beraber gidiyor. Götürüyor, getiriyor. Sayende kurtuldum. Beni kurtaran kişi Sıla abi. Ne? Ya şimdi Hayri Foto'da çalışıyor ya o. Düğün kasetinde Mustafa'yı görünce belki malı koyan adamı da bulurum diye. Şu Sıla, Eroğullarının Sıla'sı mı? Evet abi, o buldu dedi. Yürü bakalım sen bizim. Yürü. Sana bir şey getirdik. Sultan Hanım'ın selamını getirdik. Sana da, Zerdan'ıma da selamları var. Kalkmışsın. İyi misin? Hı hı. Gidiyor musun? Gitmem lazım. Daha iyileşmedin ki. Nereye gidiyorsun? Devran'ın olduğunu söylemeyecek misin? Söyleyeceğim. Sonra. Teşekkürler. Her şey için teşekkürler. 9800, 9900, 10.000. Müsaade eder misin kayınço? Madem para tamam, bu işler tamam. Öyleyse uzat parmağını Turkan'ım. Ne bu yangından mal kaçırır gibi enişte? Acelen ne? Kız senin ya. Parayı bastırdık değil mi kayınço? Sözümüzü kestik Turkan'ım. Dur şunu çıkar üstünde yaralarına bakayım. Ana sen cevap ver. Nerede bebek? Sultan Hanım aldırdı onu. Aldırdı mı? Nereye gitti çocuk? Nerede şimdi? Bilmiyorum oğul. Bize bir şey demedi. Alıp gittiler işte. Şimdi söyle bakalım bebek nerede? Ne yaptın çocuğu? Ne bebeği be? Bana bak, beni uğraştırma. Söyle, nerede bebek? Allah belamı versin ki bilgim yok. Yok, bir yanlışım var abi. Bırak gideyim. Ulan geberip gideceksin, hala yalan söylüyorsun. Söyle, nerede bebek? Dur. Tamam. Kıyma abi, yapma. Kulun olayım, yapma.
kim acaba? Allah dağına göre kar verilmiş demişler. Güzel günler yaklaşıymış da bilmiymişiz. Zerda son çareyi gidip sultana yalvarmak sanıydı. Ona da yandı ama ne fayda? Kara kraliçenin tepesinde akgül, ikisinin de yüreği daş. Devran yiğit yaptığına çok pişman idi. Zerda'nın yarasını sarmak isteydi. Derin sular sessiz akar demişler. Getirmiş bebeği Devran. Kapımızın önüne koymuş, haberimiz yokmuş. Sıdık! Sıdık! Sıdık buraya gel! Sıdık bak ona. Sıdık sen bak. Kaçıracağım. Gerçek değil gibi. Rüya mı yoksa? Rüya mı bu Sıdık? Yok vallahi değil. Rüya falan değil. Hem aynı rüyayı ikimiz nasıl göreceğiz canım? Işın rüyası değil. Canlısı, capcanlısı bu. Şu gözlere bak. Bak, baksana oğlumun güzelliğini. Çilemiz bitti çok şükür. Bu da kimmiş ha? Işık mıymış? Aman da prensimiz gelmiş. Nereden gelmiş? Nasıl gelmiş? Kocaman olmuş. Işığım canım benim. Beni unutmuş mudur? Anasını unutur mu hiç? Öyle şey olur mu hiç? Sıdık bir bakalım bir yerine. Bir şey olmuş mu? Ya yapmayın. Üşüteceğiniz çocuğu. Maşallah sapasağlam. Dosun gibi. Aslan parçası. Hemen babamı arayalım. Müjdeyi verelim ona. Söyle torunun geldi de. Ben konuşamayacağım. Ben hemen arayayım. Sıdık. Acele. Hacer'e de haber verelim. Hacer'i çağıralım. Söyle çabuk buraya gelsin. Ama ışık bulundu deme. Sürpriz olsun. Gece vakti çağırmasak daha iyi olmaz mı Zerda Hanım? Konaktakiler de ayaklanacak şimdi. Doğru. Öyleyse sadece babamı ara. Hemen duysun. Hadi oyalanmayalım. Benim ben Zerda. Senin anne. Anne sana kavuştu sonunda. Canımın içi. Bir tanem benim. Bir daha gözümün önünden ayırır mıyım hiç? Sıkı sıkı tutacağım seni. Hayırlı olsun Türkan abla. Sağ ol. Tebrik ederim Türkan kızım. Sağ ol Şükrü amca. Bakayım bir yüzüne. Ay çok şahane. Kız nasıl oldu bu iş? Apo Bey başlık parasını nasıl denkleştirdi?
Vallahi getirdi tıkır tıkır saydı bütün parayı. Pas tamam hepsini saydı. Aferin vallahi. Çalıştı, didindi, her bir şeyi tamamladı çocuk. Kız Türkan, ağırlığınca yürü ediyorsun vallahi. Ediyoruz demek ki. Oh be, kurtuluyorum baba evinden. Her şeyin hayırlısı, iyi olur inşallah. İnşallah, inşallah. Bugün yarın düğünü de edersiniz artık. Hiç bengeliniz kalmadı değil mi? Düğünde yaparsınız değil mi Türkan abla? He ya, eşyalarımızı bilem seçtik. Yok, hemen olmaz. Bekleyeceğiz, öyle hemencik düğün falan yok. Ama ne bekleyeceksin ya? Sen de dedin her bir şeyim tamam diye. Işığı bekleyeceğiz. Işık bulunmadan düğün falan yapamayız. Zerdasız düğün olur mu? Doğru dedin. Zerda orada üzüm üzüm üzülürken biz düğün yapıp tef çalacak değiliz ya. Aferin Türkan kızım. Bak şimdi gözüme girdi. Allah'ım şu ışık bulunsun, Zerda sevinsin. Biz de düğünümüzü yapalım değil mi? Şişt. İnşallah gülüm, inşallah. Gelmeyecektin, gülmeyecektin. Bak bak, şurada inler gibi söylüyorsun ya. Of ya, bu iş tutacak, gör bak. Sahiden star olacak bir adamsın Apo. Çok şahane, harika yani. Sağ ol patron, o senin güzelliğin. Tutacak da iyi bir tanıtım şart. Reklamsız olmaz, parlamadan söner. Onu hallederiz evvelallah. Ni de olsa televizyoncuyuz bugüne bugün Muhittin abi. Güneş TV'de her dakika benim kasetim çalacak bundan sonra. İyi diyorsun güzel de yetmez. Şöyle büyük konserler falan organize etmemiz şart. Sonracıma afişler, dev afişler her bir yana. Boy boy fotoğraflar. Besbeyik afişler. Üstünde kaderin cilvesi yazı. Son yılların en büyük keşfi. İlk kaseti kaderin cilvesiyle Türkiye'nin yeni starı Apo Kıymet. Apo mu? Ne Apo'su oğlum ya? Apo olmaz. Apo kesinlikle olmaz. Sil aklından. Neden patron? Sana daha güzel, afilli bir sahne ismi lazım. Ama Muhittin abi. Yeni isminle Güneş Antep'ten yükselecek. Şimdiden düşünmeye başlasak yeni ismini, dediğim gibi iyi olur. Peki Muhittin abi. Son derece sağlıklı bir bebek. Her şey yolunda. Çok da uslu maşallah. Gel bakalım. Hadi anne. Aferin benim oğluma. Sütünüzün az geldiğini söylemiştiniz. Dün gece denedim. Ama hala emzirebiliyorum. Işık da reddetmedi değil mi? Emdi yani. Evet, eskisi gibi. Bir sorun yok. Muhtemelen ana sütüyle beslenmiş. Biberonla beslenmiş olsaydı memeye dönmesi zor olurdu. Ama şimdilik hiçbir sorun yok. Gelişmesi gayet normal. Sağlıkla büyütün. Teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi günler. Zerda! Aa gel Hacer. Bak kim gelmiş. Hacer teyze aman gelmiş. Aman yarabbim. Aman ışık. Işık. Allah'ıma bin şükür. Kurban olurum ben seni verene be. Oy. Ne zaman oldu bu iş? Kim haber verdi? Kim getirdi? Hepsini birbiri için. Hacer ne anlatayım? Vallahi ben de bilmiyorum ki. İnan bilmiyorum. Kapının önüne bırakmışlar sepetin içinde. Şaka ediyorsun değil mi? Vallahi öyle. Dün gece bırakmışlar. Haber verip telaşa sokmak istemedim ben de kimseyi. Oy. Ay ana seni çok özledi oğlum. Gel de giydirelim şimdi. Aman. Ayaklara bak. Oh. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin Sıddık. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Belki merak eden olur diye müjdeli bir haber vermeye geldim. Işık bebeğimiz bulundu. Evet. Anasının yanında şimdi. Yalan diyorsun yemin et. Yalan değil. Ekmek kuracağım çünkü yalan değil. Işık bulundu. Bebeğimiz geldi. Çok iyi. Zerda ne yapıyor? Allah'ım çok şükür kalbim duracak şimdi. Zerda ne yapıyor? Delirmiştir kızcağız sevinçten. Oh, tabii olmaz mı? Allah'ım sen büyüksün yarabbim yüzüme güldün.
Bu günü resmi tatil ilan edeyim kızlar. Hadi doğrayacağız Erdoğan'ıma. İçim nerede? Bebem nerede? Bebem nereye gitti? Aliçim nerede? Aliçim nereye gitti? Bebem! Bebem nerede? Bebem! Aliçim! Aliçim nerede? Bebem nerede? Aliçim nerede? Aliçim nerede? Bebem nerede? Aliçim nerede? Aliçim nerede? Aliçim nerede? Aliçim nerede? Bebem nerede? Aliçim nerede? Saliha dur kızım, ne yapıyorsun? Kendine gel yavrum. Aliçim nerede? Aliçim nerede? Saliha! Kızım! Kızım! Gelin yavrum! Hadi yavrum! Aliçim nerede? Gelecek yavrum! Gelecek yavrum! Gelecek yavrum! Gel yavrum! Otur yavrum! Tamam yavrum! Gel yavrum! Gel yavrum! Gel yavrum! Gözün aydın Zerda abla. Allah ayırmasın bir daha. Ya otursanıza, herkes ayakta. Ay. Aman Sevinç'ten. Hadi oturun, ne çeyimizi bilemedik. Buyurun. Ay, ay, ay. Maşallah sana. Ay maşallah, maşallah. Nazar değmesin oğlum ha. Zerda kız, bölmüş vallahi bu, delikanlı olmuş. Sağlıkla büyüt kızım. Allah ayırmasın sizi bir daha. Sağ ol Şükrü amca. Ay. Işık bulundu ya, artık rahat uyuyabileceğim. Şükür Rabbime. Ya kim kaçırmış, kim alıp götürmüş? Hakikaten nasıl buldular? Hacer Hanım nasıl buldular? Kimmiş kaçıran? Kim kaçırmış, nasıl kaçırmış belli değil. Peki nasıl bulundu, nerede bulundu? Ya kimse aslını demiyor Zerda. Kim kaçırmış oğlumuzu? Kimmiş bu hain? Bilmiyoruz Türkan. Bilsek söylemez miyiz? Getirip bırakmışlar çocuğu kapının önünde, değil mi Zerda? Ay amanın. Evet. Ay. Uy Türkan kurban olsun. Devran gelsene içeri hadi. Yok ben girmeyeyim. Lütfen gel, sana bir müjdem var. Sizin misafirleriniz varmış. Toplantıya gidecektiniz ya, ben sizi almaya geldim. Of, tamamen unutmuşum toplantıyı. Tamam, öyleyse bekle hemen geliyorum. Hem sürpriz de getireceğim. Şöyle kulaklık neyim takınca bir hoş oluyor insan. Heyecan oluyor tabii. Kayıt diye seslenin. Sonra müzik geliyor. Başlayın çığırma. Esat'tan bir sanatçı gibi ha? Hemi de en afillisi. Muhittin abi değil ki. Çok meşhur oldu Cinapo. Çok güzel okudun diye. Vallahi ne şanslısın Apo be. Dört ayak üstüne düştün ha. Ne şansı oğlum. Yetenekli oluyor bu işte. Benimkisi Allah vergisi. Muhittin abi öyle değil. Niye kızayın yahu? Şaşayım yani. Böyle palas pandıras meşhur olacağın senin bile aklına gelmezdi. Bir satır anlatayım. Dinlemeyin ki. İbrahim, Mahsun, Alişan nasıl meşhur oldu? Benim gibi keşfedildiler. Hepimiz aynı. Kaset çalışmaları hızlandı diye. Yakında meşhur olacak bir adamla yürüyorsun Seyfo. Kıymetini bil. Davulun sesi uzaktan, hoş geldin. Ama zor işler bunlar. Stüdyo çalışmaları çok zaman alıyor. İyi bir iş çıkarmak için iyi çalışmak lazım. Doğru parçaları seçeceğin, müzik kalitesini yüksek tutacağın. Sadece icra ile kalmıyor. Ha, öyle işte, bön bön bakarsın. Çok mutluyum. Nasıl oldu bilmiyorum. Mucize gibi. Yani inanamadım ki. Bakamadım bile. Gerçekten aklımı kaçırıyorum sandım. Hiç uyuyamadım biliyor musun? Sabaha kadar oğlumu seyredip durdum. Ama anlamıyorum. Kim getirdi? Geldi ya. Önemli olan da o, değil mi? Haklısın. Ama insan düşünmeden edemiyor. Yani belki kaçıran sonunda vicdanının sesini dinledi, olamaz mı? Vicdanı olsa oğlumu kaçırmazdı. Neyse, bunları düşünüp keyfimizi bozmayalım değil mi oğlum? Bir daha seni gözümün önünden ayırmayacağım ışığım. Onu yanımdan hiç ayırmayacağım bundan sonra. İyi edersin. Bundan sonra daha dikkatli olmak lazım. Garip bir olay bu. Ucun nereye varacağı belli olmaz. Işığın ortaya çıkmasına sevindim. Sevindim ama içim yine de huzursuz.
Sizin daha güvenli bir yerde olmanız lazım. Haklısın aslında. Oğlum. Ya Sami yeniden kimi ümitleri el alır gider. Emine! Buyur Hacer Hanım. Emine koş, herkese haber ver. Müjdeli bir haber vereceğim. Müjdeli haber. Ha, koş. Olur, tamam. Emine, Sultan Ana'yı da unutma. Olur Hacer Hanım. Gözünüz aydın. Teşekkür ederim. Gözünüz aydın. Evladınıza kavuştuğunuz için hepimiz çok mutlu olduk. Nasıl delikanlı? İyidir inşallah. İyi, iyi, çok iyi. Herkese çok teşekkür ederim. Buyurun oturun. Artık yeni bir sayfa açıyorsunuz Yerda Hanım. Allah böyle bir acıyı bir daha göstermesin. Evet, hepsi geçti. Gerçekten yeni bir sayfa açılıyor. Bu arada televizyondan bir açıklama yapmam gerek. Hatırlarsanız oğlum Bulan'a bir ödül vaat etmiştim. O kişi kimse ortaya çıksın diyeceğim. Bu ödülün geçerli olduğunu hatırlatacağım. Tamam, açıklamanı yap ama ya kimliğini gizlemek isteyen biri ise? Doğru. Duyuruyu ona göre yapmak lazım tabii. İyi, herkes tas tamam. Ne oluyor Hacer? Durup dururken niye topladın milleti buraya? Durup dururken olur mu ana? Bir sebebi var ki topladım. Gözümüz aydın. Işık bebe bulundu. Ne? Mışıl mışıl uyuy. Bir de tatlı ki maşallah. Ay. Çok şükür, çok şükür. Gözümüz aydın. Ne o ana? Yedi kat el sevineyim, sen hiç sevinmeyin. Sevineyim işte. Kim değil sevinmeyin diye. Yok, herkes duyunca al al oldu ama Akgül'le sende bir şey yok. Zil takıp oyuncak değiliz ya, sevindik işte. Bulunmuş ne fayda. Hasan'ım yanımda olmadıkça ona dertleneyim. Ben bakayım Zerda Hanım. Kim gelmiş acaba? Ha? Aa, aa, Bekir hocam geldi. Hoş geldin Bekir hoca. Hoş geldin. Dedesi geldi. Hoş bulduk Sıddık. Görmeden inanmam dedim. Kendi gözümle görmeden inanmam dedim. Babacığım. Canım kızım. Çok şükür yüzün güldü yavrum. Ver, ver şu torunumu bir kucaklayayım. Ha canım benim, canım. Şükür ya Rabbime. Dert keder bitti çok şükür. Yas bitti. Şimdi eğlence zamanı. Emine abla hadi sen güzel oynarsın. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Hadi İffet Ana hadi. Hadi öp geçteyi. Hadi ya. Hadi oynayayım. Hadi. Hopa. Kıymetli torunundan vazgeçtin. Geri verdiğine göre. Git başımdan Akgül. Önce kaçırtıp sonra geri verdiğine göre merhamete geldin. Şimdi de gider Zerda'yı basarsın bağrına. Ne diyorsun sen be? Karışma. Git kendi işine. Anlaşılan senin haberin olmadı. Kimin başının altından çıktın? Kim ihanet etti sana? Birinin ahını almışsın demek ki. Yoksa kadirler mi götürüp verdi çocuğu? Oyuna mı getirdiler seni? Bana baksana sen. Seni pis mahluk! Sen benimle dalga mı geçtin sanıyorsun ha? O gece canını bağışladım ama ebediyen değil. Benim kafamı bozma. O kopası kafada koparıveririm.
Seni nankör, seni kuş beyinli! Yaptıklarını polise anlatmadım. Şükrü Dincer'den boğazıma sarıldın. Bana bir daha elini sürersen, gördüğüm her şeyi bir anlatırım. Sen de hapsi boylarsın. Oğlumu bulan ve getiren kişi hak ettiği ödülü alacak. Işık Eroğlu'nu bulan kişiye sesleniyorum. Eğer adının bilinmesini istemiyorsa kimliği açıklanmayacaktır. Gelip ödülünü alabilir. Şimdi hakikaten çok sevindim Osman ya. Vallahi ben de çok sevindim abi. Yani özellikle artık bizim de beklememize gerek kalmadı. Neyi beklememize gerek kalmayacak Osman? Yani korkunç bir olay. Yani içim açıldı, gerçekten sevindim çok. Oh vallahi Osmancığım, benim de öyle bir içim açıldı ki ferahladım yani. Kadın kısmının eline ver çocuğu, her şeyi unutsun gitsin. Şimdi o çoluk çocuğa karışır, seçimi meçimi unutur. Haklısın tabii ama tam tersi olursa şansı biraz yüksek tabii. Hı? Hayır, yani ha. Tabii ne yapsa senin kadar yüksek değil. Yani senin kadar dürüst, çalışkan, sözünde duran. Yahu sen aklın sıra bana meydan mı okuyorsun Osman? Ya bir hatırlatayım dedim tabii ya. Beni hapse girmekten kurtaran kişiye istediğini yapacağım dedin ya. Yani şu Sıla Eroğlu'na mı? Aynen öyle. Evet, sen de söz verdiğine göre onun dileğini yerine getireceksin yani. Öyle değil mi? Öyle tabii, öyle. Abinin hiç sözünde durmadığı olmuş mu şimdiye kadar? Yani Sıla'yı istemeye gideceksin. Hayır, gitmeyeceğim. İyi de abi, daha sen daha şimdi... Ya bu Sıla Eroğlu'nun dileği senin evlenmek değil mi Osman? Evet. İyi ya işte, izin verdim. Buyurun evlenin. Ya ama abi sen istemeye gelmezsen... Hop. O başka. Ben ona gider de kızı isterim diye söz vermedim. Kızın dileğini yapmasına izin verdim. İşte sözümü yerine getiriyorum. Evlenebilirsiniz. Ama bak, hiçbir güç beni o Erol konağından içeri sokamaz. İşte bu kadar. Ya bir vermediniz bana şu bebeği be Türkan. Türkan abla bırakmıyor ki. Hayatta insanın başına ne geleceği belli olmaz. Bundan sonra ışığı birine verdim mi zabıt tutacağım. Al kız Gülüşen. Bak, herkes de gördü, ışık Gülüşen'de. Rahat ol Türkan, yabancı mı var burada? Ben onu bunu bilmem vallahi. Hafta 8 gün 9 o günü düşündüm. Var ya ışığın boş beşiği gözümün önünden gitmedi. He ya, kızın aklı başından gittiydi. Neyse, unutalım bunları. Kızcağız şimdi evlenme telaşında değil mi Türkan? düğününüz ne zaman? Düğün yapacak hal mı kaldı? Apo başlığı ancak denkleştirdi. Peki sana iyi bir haberim var desem. Hazır mısın duymaya? Düğününü ben yapmak istiyorum. Bir itirazın var mı? Sen Apo'yla beni... Sus anladık. Sana sormadım Farze. Türkan'a muhteşem bir düğün yapıyoruz kızlar. Işık da burada olduğuna göre çifte düğün yani. Kız bunun dili tutuldu vallahi. Türkan abla duyuyor musun? Bu hafta sonu uygun mu Türkan? Ay evet, bu hafta sonu mu? Ay amanın kızlar, ben bayılacağım şimdi. Şimdi iyi dinle. Grant müzikalle konuşup anlaştım. Kasa çıktıktan sonra bir ay orada sahne alıyorsun. Zımba gibi olman lazım. Şimdiden forum tutmaya başla. Evelallah, sahnede bülbül gibi olurum. Rakip de tanımam. Sahne kostümlerini falan şey etmemiz lazım. Yani birkaç tane elbise lazım. Elbise işi kolay. Sen karizmayı sağlam tutacaksın. Bu işte imaj önemli.
Ya bak Muhittin abi, ben diyorum ki sahneye çıkarken yani şu yürüyüşü kullansam daha iyi değil mi? Çek göbeğini içeri azıcık. Çek çek. Öyle baygın bakma. Dinleyici bir starla karşılaştığını görür görmez anlamalı. Muhittin Bey, Apo Bey'in afişleri geldi. Ver hele, ver. Of, of, of. Çok heybetli değil mi patron? Evet. Çok güzel. Harika. Seher'e bir iş verilince anında çözülüyor. Ev dedik hemen buldu bile bir tane. Önce bir görmek lazım. Bakalım uygun mu? Bu arada bizim halı atölyesinden Türkan'ı evlendiriyoruz. Hafta sonu düğün var. Haberin olsun, sen de geliyorsun. Elbette. Orada hazır bulunacağım. Ben onu demek istemedim. Yani sen de davetlisin. Teşekkür ederim. Davete gerek yoktu. Dediğim gibi zaten oradayım. Bak, bu koruma işini abartmıyor muyuz? Yani tamam, ışık kaçırıldığında çok korkmuştum. Bir daha böyle bir şeyin başıma gelmesini asla istemem. Ama birini her an kollayabilmek, gözünü üstünden ayırmamak mümkün mü? Mümkün. Tedbirli olmalıyız. Özellikle kalabalık yerlerde ve açık mekanlarda. Vaktinizin çoğu dışarıda geçiyor. İçeride de dışarıda da olsanız güvenlik olmadan dolaşmak hoş görün ama tedbirsizlik bence. Evet ama herkesin gözü ışığın üzerinde artık. Herkes gönüllü koruyucu kesildi. Ben bırakın desem bile bir saniye yalnız bırakmazlar. Hem bu sadece biz bize bir düğün devran. Bence abartıyorsun. Aslında senin için de iyi olur. Eğlenirsin diye gel demiştim. Tam bir kale. Çok güzel. Daha iyi ya. Sen ve Işık güvende olursunuz. Evin içi çok güzel değil mi? Ufak tefek bakım istiyor ama çok değil. Belki şömineyi elden geçirmek gerekir. Bakıyorum bu işlerden de anlıyorsun ha. Sen evi beğendiysen gerisini bana bırak. Çok güzel olacak. Efendim komiser bey. Sahi mi? Anlıyorum. Tabii hemen geliyorum. Emniyetten aradılar. Işığı getiren kişi oradaymış. Hadi hemen gidelim. Nerede o? Nerede Devran? Devran nerede Kadir? Nerede o kalleş? Nerede o bizim kalleş? Halimizden kalleş çıkmaz Sultan Hanım. Devran nerede? Evine baktım yok. Buradaysa söyle gelsin. Çağır çabuk çıksın karşıma cesareti varsa. Burada kalmayın. Geçen de dediydim ya sana. Neredeyse bulup getireceğin onu buna Kadir. Tutup kolundan getireceğin. Bu işin hesabını verecek. Mutlaka verecek. Nereden bulayım Devran'ı? Yerini yurdunu bilmeyin. Gelirse derim. Başka ne diyeyim? Doğru söyle Kadir. Bilmeyeyim mi nerede olduğunu? Bak bileyim de nerede olduğunu demeysen. Bilmeyeyim dedim. Bana güvenmeyeyim mi sen Sultan Hanım? Neyine güveneceğim senin? Yetiştirdiğin evlada bak. Sen aldın benim Aliş'imi değil mi? Söyle bana. Sen ne aldın değil mi? Söyle. Nereye götürdün benim bebeğimi? Sen götürdün benim bebeğimi değil mi? Söyle bana. Koynundan alıp nereye götürdün benim bebeğimi? Söyle. Söyle. Canım. Onun bir suçu yok. Senin beben bende değil. Bu sefer o Devran olacak. Hayırsız aldı onu. Git hesabını ondan sor. Hüseyin Bey. Bana dediklerini aynen Zerda Hanım'a da anlatacaksın.
Tamam komiserim. Buyurun Zerda Hanım. Nasılsınız komiserim? Siz mi buldunuz oğlumu? Nerede buldunuz? Nasıl oldu? Hüseyin Bey, hepsini anlatın Zerda Hanım'a. 3 gün öncesiydi. Babamı mezarına getirdim. Baktığım az ötemde bir sepet. Bu ne ki diye yanına vardım. Bebeği görünce kıyamadım, alıp eve getirdim. Bizim bebeğimiz olmadı. Benim hanım bebeği görünce eridi, bitti. Götürelim karakola desem ağlıyor. Vermek istemiyor. Çok yalvardım götürelim polise diye. Razı edemedim. Peki bebeğin Zerda Hanım'ın olduğunu bilmiyor muydunuz? Bütün televizyonlarda her gün yayın vardı. Hiç mi görmediniz? Biz yaylada oturduk komiserim. Televizyon ne gezer bizde? Sonradan kasabaya indiğimde gördüm bebenin resmini. Bir direğe yapıştırmışlar. Hak dedim. İşte bu o. Allah inandırsın çok korktum önce. Ahı tutar anasının deyi. Hanımı nasıl razı ettiniz? Hanımlık değil peygamber demeyi. Çok kızdı bana. Bizim olsun değil başka bir şey demeyi. Zor oldu ama ne diyeceksin? Başkasının yavrusuna sahip çıkılır mı hiç? Allah razı olsun sizden. Ödülü duyunca mı razı geldi senin hanım? Yok, onu bilmiyorum. Ödülü vereceğiniz mi? Tabii ki de. Sen biraz daha anlat. Bulunduğu gün bebeğin üzerinde ne vardı? Mavili gibi bir esvap. Peki getirdiğin gün patiklerin rengi ne renkti? Onu bilmiyim. Bakmamışım hiç. Yani gözümüz gibi baktık. Bizim hanım sarıp sarmalayınca görmedim bir şey. Tabii canım. Nereden bilsin patiğin rengini falan? Ama madem gözünün içi gibi baktın, göz rengini bilirsin. Böyle anası gibi, yeşil gözlü, oya gibi bir kızdı işte. Işık bir süreliğine sizin kızınız oldu desene. Eyvallah. Kendi kızımız gibi baktım. Onu yavrumdan ayırt etmedim. Komiser Bey izninizle. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar Hüseyin. Utanmıyor musun sen bizi oyalamaya ha? Yani... Adam utanmadan öyle bir yalan söylüyor ki pes yani. Her şeyin çivisi çıkmış. Para için her şeyi yapıyor insanlar. Oğlunu istiyordun, yanında işte. Uğraşma bunlarla. Yorulma. Oğlunla kendini güvene al. Başka da bir şey düşünme. Hak ettin bunu değil mi? Yastığın yorganın tamam mı? Oho, sürüsüne bereket. Bir orduya yeter. Tabak çanak? Dolaplardan taşıyor. Tencere takımları desem var. Kahve fincan takımları desem var. Hepsi ikişer ikişer. Senelerdir ha babam çeyiz düzmüşüm. Her şeyin hazırmış kız. İş bir düğüne kaldı desene. Bir de gelinlik lazım. Ha, onu iyi dedin işte. Gelinlik deyip geçmeyeceksin ateş bağısı. Geçen de bir tane dükkanın önünden geçtim. Etiketi görünce dudağım uçukladı. Ne yapacağız bilmiyorum. Apo Bey geldi Türkan abla. Turkan. Apo. Apo müjdemi isterim. Ay sen canımı iste, canımı veririm sana Turkan'ım. Neymiş ki o? Zerda düğünümüzü yapacak söz verdi. Hiçbir şeye de karışmayacağız. Amanın, amanın. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Bak, bütün her şey bizim saadetimiz için işliyor. Bahtımız tersine dönüyor, açılıyor değil mi? Evet. Bu ne elindeki? Bu. Az sonra nasıl bir büyük adamla evlendiğini göreceğiz. Abo, bu ne ki? Kim bu muhteşem hoş ses? Bizim patron, Muhittin Sözü Bir. Dedi ki sana bu isim hiç yakışmıyor dedi. Şöyle dedi sahne ismi. Şöyle güzel bir isim bulalım dediydi. O mu buldu bu ismi? Yok canım, ben buldum ben. Yakışmış mı? Aynen valla, çok muhteşem bir insansın. İsmin gibi yani, cuk oturmuş. muhteşemim değil mi? Toparla. Kapat Apo. Hayırdır?
Hadi iyi geceler. İyi geceler. Devran, seninle görüşmek isteyen biri var. Geçen de selamını yollayan mı? He. Ya seve seve gelirse ya da... Hadi uzatma, gidelim. Çarptırayım, niye gelmeyesin? Niye gelecekmişim? İstediğini yapmadım mı? Ne yapacağım? Kaşıkla verip sapıyla çıkarmayı marifet mi sanıyorsun? Hıyanet ettin bana, bileyim. Torunumu sen alıp Zerda'ya götürdün. Ben sana yıllarca bunun için mi baktım? Haram olsun verdiklerim. Ben senin bana niye baktığını biliyorum Sultan Ana. Her şeyi biliyorum. Ne biliyorsun sen? Evet, doğru. Bana sen bakmışsın. Evet, doğru. Bana sen baktın. Baktın ama öyle iyilik olsun diye değil. Vicdan azabından kurtulmak için baktın. Babam, İbrahim. Hatırladın. Gençken bir kıza sevdalanmış. Adı Sultan'mış. Evet, sen. İstetmiş seni baban. Fukaradır diye vermemiş baban. Dürüst, çalışkan, sevdalın İbrahim'e değil... ...zengin, forslu Hasan Ağa'ya kuma gitmişsin. Yalan mı? Zavallı İbrahim ne yapsın? Bağrına taş basmış. Acısını unutmaya çalışmış. Evlenmiş başkasıyla. Ama kader yine babamın yüzüne gülmemiş. Beni doğururken ölmüş anam. Babamın aşkını 3 kuruşluk konağa satan o sultan sen değil misin? Ama tabii Hasan Ağa kızıl saçlı karısına baktığı gibi bakmadı sana. Onu sevdi, seni değil. Kocan seni yakınca sen de babamı yaktın. Eğer sen babamı konağa aldırmasaydın... ...ben bugün yetim olmayacaktım Sultan Ana. Kimin suçu bu? Babamın mı? Benim mi? Yoksa ilk göz ağrısını iyileşmek için konağa aldıran Sultan Hanım'ın mı? Tekrar alevlenince aşkınız konakta, yüreğinden vurulmadı mı babam tek kurşunla? Babam, İbrahim seni sevdi Sultan Ana. O seni sevdi diye bunlar başımıza geldi. Babamın katili senin kocan Hasan Ağa değil mi Sultan Ana? Biz sana bütün borçlarımızı ödedik. Artık mezardakileri de beni de rahat bırak. Thank you.
adım Kirloş. Senin adın ne? Dur bakalım, su içecek misin sen? İstemiyor muymuş benim oğlumsu? Neymiş bunun adı? Kızım! Düğünden haberin var mı senin? Ne? Kimin düğünü? Atölyedekilerden biri evleniymiş. Hangisi? Kim? Türkan abi, Apo ile evleniymiş. Darısı başıma. Ana! Bak üç tane narlanma var mı? Ne biçim konuşayım sen anamla? Ne zamanmış bu düğün? Cumartesi. İyi ki söyledin. Hayri Bey'e söyleyeyim de fotoğraf çeksin gelip. Sen çıkışta Zerda'ya gel, değil mi kızım? Tamam. Hadi. Tamam. Ha, geliyor, geliyor. Şşt! Ay, gütük gibi uyumuş kalmışım kızlar. Hiç olmazdı. Şaştım kaldım. Ne var? Açıkta bir şey mi gördünüz? Sen bir arkana baksana. Ne varmış arkamda? Ya sen bir bak hadi. Bak bir oyuna diyorsanız hiç kaldıracak halde değilim ona göre. Ya sen bir bak sonra konuşuruz. Amanın. Bu ne? Gelinlik. Bu bizden sana düğün hediyesi. Atölyenin hediyesi. Ay kızlar. Nereden buldunuz o kadar parayı? Allah cezanızı vermesin, değil mi? Üzümünü ye, bağını sorma Türkan. Paraları biriktirdik de aldık. Ay, ay yapmayın böyle ya. Canım arkadaşlarım. Ya ben ne yapayım şimdi? Fena yaptınız beni kızlar. Ay, tutamıyorum kız gözümün yaşını. Mehmet şunu atsana. Duran nasıl gidiyor? Şimdi bitti abi. Bittiyse arka odaya git, oranın konu içinde tak. Tamam. Kolay gelsin. Hoş geldin. Arkadaki odalar neredeyse bitmiş, bayağı hızlısınız. Patrondan bir aferin aldık ha. Bu arada aç mısınız? Herhalde bir şey yemediniz. Biz o işi hallettik, merak etme. Ayrıca ya sen de gel yardım et ya da bizi meşgul etme. Kovulduk galiba. Vatandaş! Çaresiz kalmışlar. İşte biz! Bunun için buradayız! Maşallah ya. Ne konuşmuşum ya. Hakikaten helal olsun bana ya. Öyle değil mi lan Seyfo? Öyle böyle değil patron. Hakikaten esaslı konuşma. Mahmut Bey, sizinle görüşmek isteyen bir hanım var. Kim? Tanımıyorum. Sizinle yalnız görüşmesi gerekiyormuş. Yahu senin danıman önemli değil. Adı neymiş? Akgül'müş. Akgül de kim ya? Yoksa Akgül. O Akgül. Seyfo! Seyfo git getir hemen Akgül Hanım'ı. Hemen. Tamam patron. Hacer! Hacer neredesin? Hacer! Buyur ana. Gel buraya sana bir şey diyeceğim. Ne oldu ana? Hasan'ımı çok özledim. Gidip getireceğin torunumu bana. Ben nasıl getireyim ana? Nasılını sen bileyim. Çocuk anasına yeni kavuştu. Kadın zaten diken üstünde. Sus! O kadın lafını etme bana. Yalnız torunum buraya getirilecek, tamam mı? Ha, bana bak. O anasını istemeyeyim. Yalnız torunumu isteyeyim. Unutma. Getir. Tövbe yarabbim, tövbe.
Hoş geldiniz Akgül Hanım. Bu ne sürpriz böyle? Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama sizinle konuşacaklarım vardı. Ne demek? Ne demek? Rahatsızlık ne demek Akgül Hanım? Ne içerdiniz? Çay, kahve, soğuk bir şey yahut her üçü de. Yok, bir şey istemem, sağ olun. Bakın, sizinle açık konuşacağım Mahmut Ağa. Tabii, buyurun. Benimle açık konuşun. Sizi dinliyorum Akgül Hanım. Ben politikaya atılmayı düşünüyorum. Size bu yüzden geldim. Politika mı? şaka yapıyorsunuz değil mi? Niye şaka yapıyormuşum? Ne var bunda? Ben çok ciddiyim. Zerda yapıyorsa ben de yaparım. Ben sizin partide çalışmak istiyorum. Yani DOP'a mı katılmayı düşünüyorsunuz? Evet. DOP'un kadın kollarında çalışmak istiyorum. Acaba bana yardımcı olabilir misiniz diye soracaktım. Ama eğer yapamayacağımdan endişeniz varsa o başka. Yok, estağfurullah. Ne münasebet. Tabii ki yaparsınız. Tabii ki yaparsınız. Sıla ablasının gülü bu, gülü. Amma mıcıkladın kızım. Rahat bırak oğlan artık. Olsun, ışık hoşlanıyor öyle gıdı gıdıran. Sıla, patiği düşmüş, giydir ver canım. Aa, bak yine annen gördü. Biz de burada bostan korkuluğu yani. Ha, o ne dedin? Zerda, ya ne diyeceğim bileyim ama elçiye zeval olmaz. Anam dedi ki, torunumu bir getir göreyim dedi. Konağı istiyor yani. Hı. Ona de ki, Zerda çok istiyorsa gelsin burada görsün dedi de. Biliydim böyle diyeceğini. Ama ne yap et getirdi. Peki ışığı alıp konağa gitsem hoşuna gidecek mi? Yok. Onun derdi yüzüm yemek değil, bağcıya dövmek. Sen de biliyorsun. Ben de olmaz dedim ya, laf anlatamayayım. Işığı tek isteği konağa. Tam düşündüğüm gibi. Sen sıkma canını Hacer. Sultan Ana'yı hepimiz tanıyoruz. Esip gürleyecektir ama aldırma. Dediğimi aynen ilet. Işık hiçbir yere gitmeyecek. Eğer istiyorsa o gelsin buraya. Beklemediniz ya, aşk olsun kızlar. Gelin kızımız nasıl? Ay öleceğim şimdi heyecandan. Evlenmek isteyen sendin. Katlanacaksın, ne yapalım? Dur daha, yarın düğünde dökeceğiz kurtlarımızı. Böyle mutlu günlere hasret kalmışız değil mi? Hadi ne oynamıyor mu kızlar? Hadi az bir lokma, bir şey yesen. Nerede bebeğim? Devran nerede? Ravo. Ravo. Devran'a söyle. Getirsin bebeğimi Ravo. Lütfen. Yemeden içmeden kesildi Kadir. Ne edeceğiz? Getirsin Ravo. Of of. Durmadan bebeği sorayım. Devran'ı sorayım. Aklını yitirecek. Hadi Saliha. Bir kaşık çık al be kadın. Öleceksin açlıktan. Bebeğim tok mu ki? Kim süt veriyor ona? Kim bakar ona? Ravo. Ravo bebeğimi getir. Ne olur getir. Bebeğimi getir. Ana, bu çok halsiz. Kollu kanadı kırık, ne yapsak?
Bir doktora mı götürsek gelini? Götürek. Bebeğim. Seher, ışığı bulandan haber yok mu hiç? Haber mi soruyorsun? O kıyamet gibi. O ne demek şimdi? Bulunduğunu duyan koşuyor emniyete. Ben diyeyim 50, sen de 100 kişi başvurmuş şimdiye kadar. Ama bir görsen ne hikayeler uyduruyorlar. Ucunda para var ya. Ne desem bilmiyorum ki. Acısam mı, kızsam mı? Sen buradaysan ben çamaşırları asıp geleceğim. Ben oğluma bir meyve püresi hazırlayayım. Sen az bekle. Sonra ararsın. Tamam hocam. Ya elma rendesiyle yoğurdu karıştırayım değil mi Sıddık? Yok beraber sevmeyeyim. Ayrı ayrı vereceğiz. Sakın kıpırdama bir yere. Yapma hocam, etme. Adımı bile atmam. Söz verdim Zerda Hanım'a. Seni yaramaz. Bak gördün mü? İki tane jandarma var başında. İkiniz de yaşlısınız diyeceğim belki. Deme. Daha senin okula gittiğini göreceğim. Elinden tutup belki de ben götüreceğim. Ne bileyim? He? He? Gülüyorsun değil mi kerata? Hayırdır? Nereye böyle? Türkan'ın düğünü var, oraya gideceğiz kızımla. Benden izin aldınız mı? Senden izin mi alıcıydık? Şaka yapıyor herhalde. Konağın hanımı değil miyim? Tabii ki izin alacağınız. Bana bak, hanımlık kim sen kim? Anne bulaşma, kuaföre geç kalıyoruz. İyi tamam, bu seferlik gidin. Ama sakın geç kalmayın. Bana baksana sen. Bir daha hanımlık lafları falan et, senin ağzını yırtarım. Haddini bileceğim bundan sonra. Haddini bilmezsen ben bildiririm. Bu evde sana az ablalık anne etmedim. Ya oturup kendini anne topla, ya da ben senin başını ezmeyi iyi bilirim. Anne. Hadi kızlar, acele edin biraz. Gülüşen, gel bakayım. Şu yakanı düzelteyim. Saçların nasıl olmuş Melih abla? Açık olsa daha iyiydi. Daha çok yakışıyordu sana öyle. Oo, Şükrü amca, vallahi damat gibi olmuşsun. Hadi hadi sallanmayın. Çok vakit kaybettik. Hadi o zaman, hadi kızlar. Merak etme. Türkan'ım hazır mısın? Sen ne dikildin kapıyı erken erken? Ne erkeni Türkan'ım? Geç kalıyız. Hem merak edeyim seni. Bir çık hele. Aa, bir defa gelin oluyoruz. Biraz bekle, patlama. Peki. Nasıl oldu ki? Güzel olmuştur. Fıstık gibin zaten. Kimin gelini? Apo'nun gelini. Yok. Muhteşem hostesin müstakbel karısı. Nasıl oldu ki Apo? Dalyan gibi olmuştur değil mi? Ya ya, 150 kiloluk bir dalyan bizim damat. Kapı gibi maşallah, beğenemedin mi? Apo, kravatını düzgün tahtın mı? Gel bak, beğeneceğin mi? Olmaz, gelemem. Uğursuzluk getirir. Dayan Türkan'ım, az kaldı. Öyle bir Türkan'ım diyor ki bitiyorum valla. Anne bak, Hayri abi de Su abi şurada. Hadi gel onlarla oturalım. Dur kızım, bir yer gösterelim. Anne nerede? Ya
akşamlar. Türkan çok güzel olmuşsun, muhteşemsin. Sen daha muhteşem olmuşsun, çok güzelsin. Bu arada Apo kapının önünde tir tir titriyor, haberin olsun. Asıl muhteşem o da, bilen yok şimdilik. Şimdiden kutlarım, iyi şanslar. İkiniz de mutluluğu hak ediyorsunuz. Makyajım akacak ama dayanamıyorum. Hepsi senin sayende oldu. Sayende öğrendim her şeyi, sayende gelin oluyorum. Ne şanslıymışım ki senin gibi bir koruyucum var. Canım benim. Nasıl vaziyet? Ya Seyfo bir sus ya. Ne zor işmiş bu ya. Yani dilim damağım kurudu heyecandan ya. Çok fiyakalı bir düğün olayım. Krallara layık. İnsanın evlenesi geleyim. Bir de gazet. Çifte düğün bakımından diyeyim. Ya Allah aşkına bir sus ya. Bir sus ya. Zaten kalbim var ya kuş gibi böyle pır pır atıyor. Sen vıdı vıdı konuşayım ya. Var ya şu işi var ya bir bitirelim hayırlısıyla. Türkan nasıl oldu acaba? Güzel olmuştur herhalde. Ana geliyorlar. Nasıl? Peki bir şeyler maşallah. Evlenmek için yapmış olduğunuz başvuru üzerine yapılan nüfus kaydı incelemesinde evlenmeniz konusunda bir mani olmadığı görülmüştür. Siz sevgili bayan, Bay Abdullah Kıymet'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Duymadım gelin hanım. Evet. Siz Abdullah Kıymet, Bayan Türkan Cevizli ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Bu durumda Antep Belediye Başkanı'nın verdiği yetkiye dayanarak ben de sizleri Medeni Kanun'un yüküm ve esaslarına göre karı koca ilan ediyorum. Allah sizleri bir yastıkta kocansın. Verirseniz Sıla'yla dans edebilir miyim?
dans edebilir miyiz Hacer? Şimdi güzelce uyur, dinlenirsin. Her şey için teşekkür ederim. Teşekküre değer bir şey yapmak. Benim size bir şey söylemem lazım. Siz üşüdünüz, hadi girin içeri. Sen bana bir şey söylemeyecek miydin? Artık yarın söylerim. Üşüdünüz. Peki. Hadi girin içeri. O zaman yarın konuşuruz. İyi geceler. İyi geceler. Sütüm azaldı, ne yapayım Işık? Sen de mamaya talim edeceksin biraz. Ama bak, bunun içinde her şey var. Sen unutmadın değil mi anneni? Ben Zerda, Işık'ın annesi. Tanıştığımıza memnun oldum. Aa, ayıp ama. İnsan bir gülümser. Ne de ölüm ayırır bizi. Ne bir zulüm, ne de ölüm. Seçimleri çeyrek kala Zerda Eroğlu yeniden yarışa döndü sayın seyirciler. Seçim hazırlıklarına hızla girişeceğini söyleyen Zerda Eroğlu'nun kaybolan oğlu Işık Eroğlu, İmren annesine kavuştu. Ancak bebeğin bulunmasıyla ilgili muamma hala sürüyor. Bebek bundan bir süre evvel ortadan kaybolmuş ve nerede olduğu ile ilgili hiçbir bilgi bulunmamıştı. Salih'a, nereye gideyim? Dur, daha sonra bebek yüzümü yıkayıp geleceğim. İşte gördünüz değil mi? Aklı bir geleyim bir gideyim. Ne bileyim bacı, ben muhtar mıyım?
Amca, Zerda Eroğlu. Evini bileyim mi? Zerda Eroğlu mu? Bekir Hoca'nın evini soruyorsun. Karşı sokağa gir, sağdaki sokağa dön, üçüncü ev. Aradığın yer orasıdır. Sağ olasın. İyi günler. Demek bu ana sütü yerine geçiyelim. Ana sütünün yerine hiçbir şey geçmez Sıddık. Ama bebekler de büyüyor. İşte o zaman da ana sütü yetmez oluyor tabii. Işık da büyüdü, eşek kadar oldu zaten. Yani sıpa kadar iyiciydim. Yani ışık büyüdü de acaba bir sopa oldu diye içiydim Zelda Hanım. Hayırdır inşallah. Buyurun, kimi aradın? Aliş! Aliş'im nerede? Bir dakika! Çekil! Aliş'im! Aliş'im işte burada! Kimsiniz? Aliş'im burada! Bırak oğlumu! O benim oğlum Işık. Sen kimsin? O benim oğlum. Ben baktım ona. Ben baktım, ben emzirdim, ben büyüttüm onu. Adın ne senin? Saliha. Yani kimsin, benim evimde ne işin var? Bu bebeğe sen mi baktın? Sen mi emzirdin? Kim getirdi onu sana? Devran. Devran mı?